E, ee, Hulki Bey sizinle başlayalım. Yeni bir başlık. E, ee, Meral Akşener'in Deniz Zeyre'ye vermiş olduğu röportaj üzerinden gidelim. E, ee, şimdi... Hani İyi Parti lideri Akşener'in HDP'den nasıl bir beklentisi var diye soracağım ama açıklamalarına bir bakalım. Ee, Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız diyor. Bir Sayın Akşener CHP'de çıkarabilir. Şanlıurfa'da ortak listeyle 4 milletvekili çıkabilir diyor. Bakan olduğum yıllarda batıda doğup büyüyüp Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiyim diyor. Ekliyor. MHP'deyken ve meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Açıklamaları var. Meral Akşener'in gazeteci Deniz Zeyre'ye. Şimdi benden başka kimse söz vermedi demek örneğin bu sözlerin anlamı ne? <laughs> ee, öte yandan HDP'den gelen aday açıklamaları da var onları da hızlıca söyleyeyim. Pervin Buldan HDP kendi adayını çıkaracak diyor. Mithat Sancar biz adayımızı çıkardıktan sonra masada adayını çıkardıktan sonra gelin müzakere yürütelim derlerse hayır demeyiz diyor. Beştaş Yavaş'ın adaylığına HDP seçmeni asla sıcak bakmaz demişti. Garo Paylan, Akşener veya Yavaş'ı asla destekleme şansımız yoktu. <laughs> Nedir altılı masa için hani HDP'nin anlamı? Tüm bunların ardından Sayın Akşener'in verdiği açıklama nasıl bir beklenti var buradan? Var mı ya da HDP'den? Röportajı yapan Deniz sormamış mı bunları Akşener'e? Sormuştur muhakkak. Biz öne çıkan başlıkları topladık. Peki. İlk ilk sözü neydi? Diyarbakır'dan vekil Diyarbakır'da durumdayız mıydı? Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız. CHP'de çıkarabilir. Şanlıurfa'da ortak listeyle dört milletvekili çıkabilir demiş. Önce şu, şöyle sormak da, ve bakmak gerekir. Bugüne kadar Diyarbakır'dan niye milletvekili çıkaramıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Ne söylemiyordunuz da Şimdi ne söylemeye ve ne yapmaya başladınız ki milletvekili çıkarabilir pozisyona geldiniz? Yani e, kim kime uyum sağladı? Yani bugüne kadar niye çıkaramıyordu mesela İyi Parti? Dememelik niye çıkaramaz bir parti mesela Diyarbakır'dan? Niye milletvekili çıkaramaz? Bir yerden çıkaramadı ki. Yani o bölgede yani. hiçbir yerden çıkaramadık 48 Peki, tane Niye, niye ağırlıklı sahil bandı, e, niye çıkaramaz? biraz Karadeniz. Diyarbakır'dan genellikle kim çıkarıyor milletvekili? HDP ve AK Parti. Birinci HDP değil mi? Ne niye? Terör örgütünün baskısı mı var? Onların inanmışlıkları mı var? Başka ne var yani ne oluyor? Mesela İzmir'den. HDP'de çıkarıyor. AKP'de, CHP'de herkes milletvekili çıkarıyor mesela İzmir'den, İstanbul'dan da öyle. Mesela Diyarbakır'dan niye milletvekili ya yani bir partinin genel başkanı Diyarbakır'dan milletvekili çıkarabilecek pozisyondayız demek. Türkiye'nin vahim bir siyasal gerçekliğine işaret değil mi bu? Yani bu şey gibi mi? Londra'dan milletvekili çıkarabilecek pozisyondayız gibi bir laf ya yani Türkiye'nin her yerinden her partinin vekili çıkarabilmesi lazım değil mi? Bu ülkenin tamamı Doğru. bir cumhuriyet değil mi? Atatürk'ün kurduğu. Hani Atatürk'ten çok söz ettim. Bazılarını rahatsız etmiştir Atatürk'ü geçinenleri. Atatürkçüleri değil, Atatürkçü geçinenleri. Şimdi Diyarbakır'dan milletvekili çıkarabilmesi bir partinin ve bununla övünç duyması tuhaf bir durum Türkiye'de. Ama ilk sorduğum sorunun yanıtını hiçbirimiz bilmiyoruz galiba. Yani ne yaptığınızda çıkarabilir oldunuz? Yani Diyarbakırlı seçmen size nasıl bakıyor? Yani HDP'ye şirin oldunuz diye mi? Ee, ya yani bir nedeni olması lazım. Şimdi sizin okuduklarınıza bir ek yapayım. Gelecek evet. Partisi yani Davutoğlu'nun partisinin genel sekreteri Kani Kani Torun da bu akşam bir açıklama yapmış. Altılı masa HDP ile ortak adaya doğru ya yani HDP ile ortak adaya doğru bir yönelme olabilir demiş. Şimdi dolaşıyor Twitter'da. <laughs> Yani altılı masada Akşener'de, İyi Parti'de olduğuna göre, milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen İyi Parti'de olduğuna göre, milliyetçi muhafazakar ve e, Türk adına anmaktan kaçınan, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen HDP ile ortak bir adaya doğru nasıl gidebilir? İşte bütün bunları dikkate aldığımız zaman İyi Parti'nin Diyarbakır'dan da vekil çıkarabilecek pozisyonda lafı çok tuhaf geliyor. Şimdi demin üzerinde durmadığımız bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı adayı o mu olur, bu mu olur pek çok konu başlığı görüşüldü. Ama hesaba katılmayan bir noktaya işaret edip yine bu noktaya döneyim. Şimdi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi yapılacak değil mi aynı anda? Evet. Sanda onları o pusulaları atacağız. Herkes senaryo üzerine konuşuyor ya genel başkanlarda öyle olursa bu şöyle olursa bu falan. Biz de şimdi diyelim ki bizimki senaryo değil. İhtimal ile senaryo birbirinden farklı şeyler. İhtimaller iki ihtimal var. Kim seçilirse seçilsin birinci ihtimal birinci turda cumhurbaşkanı olması, olmadı ikinci ihtimal ikinci turda olması, değil mi? Bu senaryo evet. değil, ihtimal. Ya yani ister Erdoğan, ister onların adayı. Şimdi diyelim ki birinci turda bu partiler çoklu aday çıkardılar. Birden çok. iki tane, üç tane veya her parti kendi adayını çıkardı diyelim. Aynı gece akşama, 14 Mayıs akşama saat 18'den itibaren sandık sonuçları açılmaya başlanacak. Bizler bu ekranlarda oturup gelen sonuçlara bakacağız değil mi? Konuşacağız. Şimdi diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta %51'i kimse alamadığı varsayımına dayanarak ikinci tura kaldı. Ama aynı akşam milletvekili seçim sonuçları kesinleşmiş olacak. Değil mi? Hangi parti mecliste çoğunluğu aldı? Birinci parti AKP mi oldu? Bak tahtaya yazmadım, sözlü söyledim. Evet. Sen düzeltemedin. <laughs> Düzeltemezsin. Şimdi AKP mi birinci parti oldu? CHP mi oldu? Akşener dediği gibi ikinci parti mi oldu falan bilmiyoruz değil mi kimseyi? Ama o akşam belli olacak. Şimdi o akşamın milletvekili sonuçları ikinci tura damgasını vuracak. Bunun üstünde kimse durmuyor. Yani bazen konuşuluyor tabii, ama tabii. şimdi ikinci turda Erdoğan mı kazanır? Millet İttifakı'nın adayı en çok birinci turda en çok oy alan kim ise onun etrafında birleşilir. O mu kazanır belli değil. Ama bu milletvekili sonucu kitlenin, seçmenlerin üzerinde büyük bir etki yapacak. Mesela CHP en fazla mil veya millet ittifaklar olarak bakalım. Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'ndan daha fazla sandalye kazanırsa mecliste, herkes diyecek ki Cumhur İttifakı yıkıldı gidiyor. Ya biz bu e Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kimse bir hafta sonra onu destekleyelim diyecek. Değil mi? O yüzden yani bu Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday kim olur, kim seçilir, yüzde kaç alır bu milletvekili seçimleri çok önemli. O yüzden biz hep bütün medya bir kişi üzerinde duruyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bir kişi olduğu için Cumhurbaşkanı kim olacak? Ama bu meclis çok önemli. İşte Akşener bunun üzerinde duruyor. Şimdi Akşener muhalefette birinci parti olacağız diyor. Demin İstanbul ekibi konuşurken girmedim araya şu söylendi. kendisi de bir siyasi siyasetçi olduğu için Akşener'in siyasi kariyeri İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak üzerine olabilir mi diye soru soruldu. Bence mesele o değil. Akşener'in defalarca ifade ettiği, açıkladığı sözlere bakarsak aslında hani görevimiz tehlike dizisi falan vardı ya orada güzel başlıklar oluyordu. Şimdi oradan esinlenerek bir şey söylersek operasyon CHP diyebiliriz. Akşener'in operasyonu CHP üzerine. CHP üzerine şimdi Erdoğan'ı AKP'de AKP'yi yenip daha fazla oy alması mümkün değil. Kimi yenebilir? Ana muhalefetteki CHP'yi yenebilir. Zaten söylüyor. Muhalefetin birinci partisi olacağız. Ana muhalefet biz olacağız diyor. E bunun için şu andaki ana muhalefetin Ezilmesi lazım. O yüzden İmamoğlu'na oynuyor. O yüzden bazen Mansur Yavaş öne çıkıyor. Yani hiç Akşener'den biz bugüne kadar duyduk mu? İyi Partili herhangi birisinin e, il başkanının veya bir başkasının veya genel başkan yardımcılarının Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini hiç duymadık. Hep başkasının arka bahçesindeki CHP'nin arka oluyor o arka bahçe. CHP'nin arka bahçesine göz dikerek onun belediye başkanlarına ve örnek olayımızda İmamoğlu üzerine oynanıyor. İmamoğlu'na ister iki sene bekle sonra Cumhurbaşkanı olursun, ister şimdi Anadolu'yu dolaş, ister şöyle yap, ister böyle yap, ister ben geleyim sana Saraçhane'de destek vereyim falan. Eylemler ve sözler ne olursa olsun İmamoğlu üzerinden CHP bugün bölünüyor. İster bunu Akşener bölmüş olsun, ister İmamoğlu'nun kendi hırsı, ihtirası bölüyor olsun fark etmez. CHP'nin içinde her zaman olduğu gibi hatta şu anda ondan daha fazla olarak büyük bir çatışma var mı var. Bak Kaftancıoğlu bir taraftan ona laf yetiştiriyor. Genel Başkan ötekine defalarca söylüyor. Öteki tamam diyor adayımız sensin diyor tweet atıyor yanındayız diyor ama dediğini asla yapmıyor ve hala seçim turlarına çıkıyor ve umreye gidiyor. Bence umreye gitmesi İmamoğlu'nun kimsenin ibadetine karışmayız. Ama şimdi siyasetçisin sen. Yaptığın her hareket ve söz siyasal sembol ve siyasal eylem. Sizin İmamoğlu'nun siyasal eylem planının içinde aniden gelişen bir şey değil umreye gitmesi. Aslında CHP'li seçmene ve CHP'de olmayan seçmene mesaj vermek için Umre'ye gidiyor. Niye? Bakın Kılıçdaroğlu Kabe'ye gitmiyor, ben gidiyorum. Tehlikeli bir oyun yapıyor. Tehlikeli bir oyun. Mezhepçilik üzerinden söylemiyor bunu ama kardeşim şimdi zamanı mı? Değil mi? Şimdi neyin zamanı? Neyin zamanı şimdi? Ya da karpuz var mı? Kışın mı çıkıyor, yazın mı? Normalde seralar falan değil. Normalde yaz. Ya yazsın. da kış ve yaz mev meyvesi söyle bana. Yani karpuz yaz mevsim tamam. meyvesi. Şimdi karpuz yok seraların, yok marketlerin dışında. Şimdi kardeşim ne mevsimi? Demek ki karpuz mevsimi değil. Sen ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan oraya yoğunlaşacaksın. Değil mi? Eğer e, amacın samimi ibadet olsa Bak adaylar açıklanır, sizin ittifakın adayı da açıklanır. Kendi kesiminiz rahatlar, biraz kavga çıkar ama belli olur. Sen o zaman bırak umreyi, <laughs> hacca gidersin. Hacca gidersin ondan sonra. Ama şimdi yaptığın zaman altılı masaya da mesaj veriyorsun. Hani deniyor ya bakın mesele şu. Seçilebilecek <laughs> aday, HDP'nin tabanından oy alabilecek aday, Sünnilerden oy alabilecek <laughs> Bakın sünni ve değil ayrımı Türkiye'de tehlikeli olmuştur her zaman. Umre'ye gitmenin zamanı mı? Kardeşim bak müteahhitsin sen. İstanbul Belediye Başkanı'sın ama müteahhitsin değil mi? Müteahhitli mi meslek? Evet. Parampulun pulun var. <laughs> 7 yıl <yaşında gülüyor> otelde Kabe'ye giderek hac, hacı olabilirsin. Haziran ayında git. Haziran'da değil mi hac mevsimi? Evet. O yüzden seçim Mayıs alınıyor. Hayır mesaj vermek için gidiyor. Şimdi... Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, gelelim Akşener'in ifadesine. Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçi. Anlamsız. Bakan Anlamlı olduğum yıllarda Batı'da bize doğup büyüyüp Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiyim. Tam cümlesi. Affedersiniz. Bunun bir anlamı varsa, bu anlamı topluma açıklamanız gerekiyor. Yani topluma bulmaca çö bulmaca çözdürmek, puzzle'ın eksik parçalarını tamamlatmak değil sizin işiniz. Sihirbazlık yapmak, abrakadabra yapmak değil. Ne diyorsunuz? Açık ve net söyleyin. Yani Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiden biz ne anlamalıyız seçmenler olarak? Bizi izleyenler ne anlamalı? <laughs> yani bir, aklımıza gelenleri sıralıyoruz. Bir, Akşener Türk-Kürt ayrımı yapmıyor gidiyor. Hı hı. Bunu demiş olabilir. Yanlış. Bunu demek istediyse yanlış. Türkiye'nin her tarafı Atatürk'ün dediği gibi vatan bir bütündür. Her tarafa gideceksiniz. Diyarbakır'a en çok gelmiş siyasetçiyim ne demek ya? Bu bile ayrımcılık. Hani sattı, sattı müdafaa, hattı müdafaa hikayesine benziyor ya. Bu satır bütün Türkiye. Senin seçim alanın, bütün partilerin seçim alanı bütün Türkiye. HDP şunu diyor mu ya? Ya HDP'ye bazen... Ee, yaklaşımlarının öteklerden daha açık ve dürüst olduğunu görüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben Diyarbakır'a gittim, o gitti, o az gitti, ben çok gittim. HDP şunu diyor mu ya? Ben Bodrum'dan oy alıyorum. Ben İzmir'den milletvekili çıkarıyorum. İzmir'de çok büyük oy tabanım var. Ankara'dan, İstanbul'dan alıyorum. Ank İstanbul'da ben İmamoğlu'na oy vermesem, benim tabanım oy vermese İmamoğlu seçilemezdi diye düşünüyorlar ama bakın HDP bile Artık öyle Diyarbakır'dan oy almak falan değil. Doğu, Güneydoğu Anadolu değil. Onun kadar olamadı bazı politikacılar. HDP kadar olamadılar. Her yerden oy alıyorum diyor. Ama siz diyorsunuz ki ya Diyarbakır'a en çok ben geldim. Melik en çok ben seni seviyorum demek gibi bir şey ya. Ki öyle. E söylüyor muyum? E söylüyor muyum? Yok. Tamam. Mete Bey küsmesin diye söylemiyorsunuz. <laughs> Yok Mete Bey'i sev. Şimdi <laughs> bak bir de bak tehlikeli başka bir şey. HDP'ye benden başka kimse söz vermedi cümlesinin başına bakalım. MHP'deyken ve başkan vekiliyken. Of bu tam facia zaten. Ya bu nasıl bir şey? Şimdi MHP'yi niye karıştırıyorsunuz buraya? Yani MHP Diyarbakır'a gidemez ben gelirim mi demek istiyor Akşener? Bu nasıl bir şey ya? O kadar çok şey... Ya bu cümle çok acayip bir cümle. Ya bak MHP'deyken ve meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. <laughs> yani bu ya bu, bu Türkiye ekranda canlı yayındayız değil mi? Evet. Evet, Ekranı o. ve canlı yayında her şey Şu söylenmiyor Türk değil Türkiye mi? Türkiye Hayır. Izliyor. Yayın devam ediyor değil mi? Melik, <laughs> evet. <"Türkiye bir> <laughs> Hayır dedi bak. Semiha Şahin evet hayırlı. Şey gibi Anladım. gerilim arttırıyor. Galiba. Gerilim arttırıyorsunuz böyle. <laughs> <laughs> hani şey... Acaba ne söyleyecek <laughs> Hayır. de kıyamet kopacak. O zaman daha çok söylemeyecek. Cehennemin şey. kapısını nasıl açacak Kulki Cevizoğlu? Ha. ha, Yok. Cehennemle işimiz olmaz. Bizim işimiz cennetle. Şimdi Türkiye'yi cehenneme çevirmek isteyenler değil... Türkiye'yi cennete çevirmek isteyenler kazanır seçimi. Bakın bu önemli. Melik yaz oraya. Sonra unutup da bunu ben söyledim deme. Bak Türkiye'yi cehenneme çeviririz tehditleriyle değil. Millet sizden cehennem istemiyor. Millet Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasi olarak, milli güvenlik olarak, bilim olarak, kültür olarak, sanat olarak, dini inanın serbestliği ne olarak cennet vaat edin. Evet. Kim cennete çevirebilecekse ve onu vaat ederse ona oy verir. Ya cehennemin kapıları açılır diyerek oy alabilir misiniz ya? Yani Türkiye canlı yayındayız. Her şey söylenir mi dedim. Semiha Şahin o arada hayır dedi. Yani söylenmez dedi. Ben de burada duruyorum. Söz Ama e, çok söylemek istiyorsunuz. Oluyorum. <laughs> Söyle. Kendimi tutmasını bilen birisiyim. Onu deniyorum evet. şu anda. Peki. Kendimi tutuyorum. Ben... Melik Bey sizden de hızlıca alayım o zaman yorumları. Ne demek istedi Meral Hanım? En çok hangisi? Ya bir kere e... hangi ifade? Melik ben hala cezalıyım Dön biliyor, şöyle biliyor kere... musun? Melik hala cezalıyım. Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> ben burada Söz bir şey söylemek istiyorum. ben demin itiraz ettiğimden beri şey yapamıyorum. Önceki turda kaldı o bitti şimdi geleceğim Melik Bey'den sonra. <laughs> Yok. Valla ben bak Mete Bey'e şey diyebilirsin sen. Ben söylemeyeyim sende. Mete abi mi diyorsun sen ne diyorsun? Nasıl Mete abi diyorsun? abi diyorum. Tamam de ki Mete abicim de. İki sene sonra sen biraz sabret de konuşursun de. Yok <laughs> Yo, ben kıyamam. Ben, ben, ben öyle kaldıramam. Zaman, ben, Mete başım ben, ben başım üstüne. ben başım üstüne Mete abime ben kıyamam. Başım üstüne. Yok abi, abi yok hemen şimdi. İki yıl çok uzun. Devam zaman. devam. Konuşan devam Söz hakkında <laughs> <laughs> aldın. Gördün <laughs> mü? Ya şimdi şöyle. E, şimdi Sayın Akşener'in söyledi bir kere MHP'deyken meclis başkan ve ilke HDP benden başka kimse söz vermezdi diyor. Bir kere bu meclis tamirlerine aykırı. Ben meclis muhabirliği yaptım. Bu doğru değil. Her gün yani meclis genel kurulunun olduğu dönemlerde 3 kişiye gündem dışı söz verilir. Bu da işte AK Parti, CHP, HDP diye gidiyor. İşte salı günleri AK Parti, CHP ve MHP gidiyor. Çarşamba günü AK Parti, CHP ya sıralama budur ve bütün meclis başkan vekilleri bu tahammüle uyar. Yani meclis başkan vekilleri kafasına göre hadi ben sana HDP söz veririm öyle bir şey olmaz. Yani bir kere meclis tahammülleri bellidir öyle kafana göre anca sataşma olursa söz alırsın. Onun dışında da yoklama talebi verilir o da zaten söz değil. Sataşma dışında da öyle kafanıza göre şeyi veremezsiniz. Ee, kafanıza göre söz veremez meclis. Meclisin meclis teamülü iş düzü bellidir. Ha, iş bu bir kere gerçekle uyuşmuyor bu bir. İki, gelelim bu cümlenin kendisine. Sayın Akşener e, HDP tabanına eğer sempatik ikmal yapmak istiyorsa e, bunu anlayabilirim. Siyasetten bir strateji olarak. Yani ben MHP'deyken bile HDP pozitif bir ayrım yaptım. Bunu mu demek istiyor? Bunu mu? Şair burada bunu mu demek istemektedir? Yani Kime ben MHP'de kimli HDP pozitif ayrım mı yapma, yapıyorum bunu mu diyor. Ayrıca mesela biliyorsunuz Diyarbakır'daki konuşmasında da şimdi Nevruz ef efsanesi bütün Orta Doğu'da farklı farklıdır. İşte İranlarda farklı, bizde biz, de, biz de de, farklı, Türkler yani. farklı. Yani şeyde e, Irak Kürtleri de farklı. Şimdi orada e, mesela şeydir, böyle ee, özellikle HDP bunu sahiplenir ee, işte devi, demirci kava efsanesi üzerinden işte elinde çekiç e, işte demir döver diye mesela Sayın Akşener'in konuşması da bu da var diyor ki gelin birlikte bu demiri dövelim ee, işte zalimlerin elinde çekici alalım. Gök mavi daha yeşil tarla sarı Heh. kimin lafı bu? Hiç gündemi takip ettiğin yok. Kılıçdaroğlu'nun kahvaltısından gitmekten fırsat bulamıyorsun. <laughs> Hadi bak. Melik yani, Bey dolayısıyla bu burada... söz verme meselesi için de tam olarak şunu ifade etmiş. MHP'deyken ve meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş niçin siz diye sordu. İç tüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iç tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz karşılığını verdim. E ben tamamını okumuş olalım diye söyledim. Tabii tabii yani... Ya kurası, özel hani, bir şey yapmamış. hiç. Ya, özel bir düze. şey yapmadı ben ha. onu anlatmaya çalışıyorum. Ama millete yani, sanki me özel bir şey tabi, yapmış gibi meclis iş sunuluyor. Meclis işgüzü öyle... Ya, ...kafana göre hareket etme şansı vermiyor. Kuralları uyguladı Kurallar mi, demek, bellidir aynen. yani grubu olan partiler... ...grup dışı bellidir. Ee, i̇şte... E, ...yani ayrıca... Ben ...meclis tutanakları incelediğinde de... Sayın Akşener'in bunu yapmadı ortaya çıkar zaten genel kurulda öyle kafanıza göre bir şey söyleyemez. Şöyle kayıtlara geçiyor. Ya yani her şey tutanakla olur. Orada şeyler tek tek kayıtlara girer o. dolayısıyla hani o anlamda pozitif bir şey yaptım diyorsa bu doğru değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Meclis iş düzü ne yapıyorsa onu yapmıştır. Ama hani bir sempatik ikmal yapıyor kendince. Onu da böyle hani pozitif anlamda yontuyor siyaseten de sallaştırıyor Çünkü seçime gidiyoruz. Peşinde de diyor ki İYİ Parti işte Diyarbakır'dan da milletvekili çıkarır. Onun dışında silahlara dair söyledikleri var. Gelin birlikte işte silahlara veda edelim diye falan. Ne o tam olarak ya? Yani var mı elinizde tam metin? Yani silah, silahlara veda derken neyi kastediyor? Bu önemli bir nokta. Yani, yani PKK terör örgütü silah bıraksın mı demiş Diyarbakır'da. Tam öyle demiyor. Ama silahlı geniş silahları veda edelim diyor. Ne demek yani? Türk Silahlı Kuvvetleri de mi veda edecek? Türk Silahlı Kuvvetleri adına karar verecek. Peki kime söylüyor? Değil. Yani iktidara gelirlerse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah mı bıraktıracaklar? E ben de onun merak ediyorum. Yani anlamadım. Hani biz Diyarbakır'a gittik elimizde silahla silah mı bırakalım? Bize mi diyor? Yani anlamadım ki. Yani kimin elinde silah var şimdi? Hani Diyarbakır'da vekil çıkarabilecek pozisyona gelmek önemli de Diyarbakır'da PKK terör örgütüdür. PKK silah bıraksın mı dediniz? Dediyseniz alkışlıyoruz. Bunu mu dediniz de milletvekili çıkarabiliyorsunuz? İşte... Ama ne o cümle yani? Ya o, ya o cümle ederken. enteresan derken, bir cümle. Bak, evet. Neyse canlı yayındayız. Susayım. <laughs> Peki Melik Bey tamamladınız yani, mı? Canlı yayına o, susmaya geldim hayır, ben. Hayır e, bitirim ya. Mesela şey de e, daha önce Sayın Akşener şöyle diyor. Yani ben hani e, şimdi burada... Ya bilmiyorum gerçekten ben e, acayip böyle devreler karışıyor. Mesela diyor ki MHP'de ki, meclis başkanı HDP'ye benden başka kimse söz vermedi diyor değil mi? Vermezdi diyor. Peki Sayın Akşener daha önce ne demiş? Hemen arşivimizi açalım. Seviyorum ben bu şeyi bilişim çağını. Hiçbir şey havaya karışmıyor. Sen Söylediğiniz hiçbir şey havaya karışmıyor. Sen Her şey böyle kayıt altında. Kaç gün kaldı seçim? Şimdi Sayın Akşener sayfa 6 bab 4 Diyor ki biz aylardır söyl ne söylüyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Yani diyoruz ki HDP PKK ile aynıdır. Şimdi bir HDP geçmişte bakışınız bu. Şimdi diyorsunuz ben Meclis Başkanı HDP pozitif bir ayrım gözettim diyorsunuz. Orada silahlara veda edelim diyorsunuz. Yani panik halde bütün tuşlara basıyorsunuz. Bence PKK diyor silahlara veda diyor. Yani panik halde bütün tuşlara basıyorsunuz. Ya bununla hani bilmiyorum hani siyaseten bir şey sağlamanız mümkün mü? Valla ben çok emin değilim. E sağladık diyor işte vekil çıkarabiliriz yani diyor şey. demiş. Ya der o yani de gerçekten böyle mi? Yani zor bir iş.